49. bölüm namaz kılmamanın cezası. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cehennem ehlinin halini haber verirken şöyle buyurur. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk. İmam Ahmed bin Hanbel radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kişi ile küfür arasında namazı terk vardır. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif de şöyledir. Kişi ile küfür veya şirk arasında sadece namazı terk vardır. Ebu Davud ve Nesai ise şöyle rivayet eder. Kişi ile küfür arasında sadece namazı terk vardır. Tirmizi şöyle rivayet eder. Küfür ile iman arasında namazı terk vardır. İbn-i Maci'nin rivayeti şöyledir. Kul ile küfür arasında namazı terk vardır. Tirmizi ve diğer hadis alimlerinin rivayet ettiği şu hadis de sahih hadislerden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, bizim ile onlar yani kafirler arasındaki temel farz namazdır. Onu terk eden kafir olur. Et-Tabarani'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif de şöyledir. Kasten namazı terk eden kişi açıkça küfre girmiş olur. Diğer bir rivayet ise şöyledir. Kul ile küfür veya şirk arasında namazı terk vardır. Namazı terk edince küfre girer. Başka bir rivayet şöyledir. Kul ile şirk arasında namazı terkten başka bir şey yoktur. Namazı terk edince şirke düşer. Diğer bir rivayet de şöyledir. İslam'ın izzeti ve temeli üç esasa dayanır. Ve İslam binası bu üç temel üzerinde yükselir. Kim bunlardan birini terk ederse bu sebeple küfre girer ve kanı helal olur. Bu üç temel Allah'tan başka ilah bulunmadığına şehadet getirmek, farz namazları kılmak ve Ramazan orucunu tutmaktır. Diğer bir rivayette şu ifade vardır. Bu temel esaslardan birini kim terk ederse Allah'a karşı kafir olur. Allahu Teala Celle Celaluhu onun hiçbir tasarrufunu ve adaletli davranışını kabul etmez. Onun kanı da canı da helal olur. Et-Tabarani ve başkaları Ubade bin Samit radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Halilim sallallahu aleyhi ve sellem bana şu yedi şeyi tavsiye etti. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Kesilseniz, yakılsanız ve asılsanız bile. Kasten namazı terk etmeyiniz. Kim namazı kasten terk ederse İslam dininden çıkar. Günahlara dalarak haddi aşmayın. Çünkü bu Allahu Teala'yı öfkelendirir. İçki içmeyiniz. Çünkü o bütün kötülüklerin başıdır. İmam Tirmizi şöyle rivayet eder. Sahabe-i kiram namazı terk dışında hiçbir amelin terk edilmesini küfür olarak değerlendirmezlerdi. Sahih olarak gelen bir hadis de şudur. Kulun imanı ile küfrü arasında namaz vardır. Onu terk edince şirke girer. El-Bezzar şöyle rivayet eder. Namazı olmayanın İslam'dan bir payı yoktur. Abdesti olmayanın da namazı yoktur. Et-Tabarani şöyle rivayet eder. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Abdesti olmayanın namazı yoktur. Namazı olmayanın da dini yoktur. Namazın dindeki yeri vücutta başın yeri gibidir. İbn-i Mace ve El-Beyhaki Ebu Derda radıyallahu anh'dan şöyle rivayet eder. Dostum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şunları tavsiye etti. Seni kesseler ve yaksalar bile Allah'a şirk koşma. Farz namazlarını kasten terk etme. Bunları kasten terk eden benim himayemden sıyrılmış demektir. İçki içme. Çünkü o bütün kötülüklerin anahtarıdır. El-Bezzar ve başkaları İbn-i Abbas radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Göz bebeğim yerinde durduğu halde gözlerim görmez olunca bana dediler ki
senin gözlerini tedavi edelim. Birkaç günlüğüne namazı bırak. Ben de onlara şöyle cevap verdim. Hayır olmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim namazı terk ederse kendisine öfkelenmiş olarak Allahu Teala'ya kavuşur buyurmuştur. Yine Et-Tabarani şöyle rivayet eder. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, yaptığım takdirde cennete gireceğim bir ameli bana öğret. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sana işkence etseler ve seni yaksalar dahi Allah'a şirk koşma. Seni sahip olduğun maldan ve sana ait olan her şeyden çıkarsalar bile ana babana itaat et. Sakın ola namazı kasten terk etme. Zira kim namazı kasten terk ederse Allahu Teala'nın himayesinden sıyrılıp çıkmış olur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden nasihat isteyen birine şöyle tavsiyede bulunur. Allahu Teala'ya hiçbir şeyi ortak koşma. Öldürülsen ve yakılsan bile ana ve babana itaatsizlik yapma. Sana malını ve aileni terk etmeni emretseler bile asla farz namazları kasten terk etme. Zira farz namazları kasten terk eden kimse Allahu Teala'nın zimmetinden sıyrılıp çıkmış olur. Sakın içki içme. Çünkü içki her kötülüğün başıdır. Günahlardan da sakın. Zira günah işleyen Allah'ın gazabını hak eder. Bütün insanlar helak olsa bile savaş meydanından kaçma. İnsanlar ölseler bile sen savaş meydanındaki yerinde sebat et. Varlığın nispetinde ailene harca. Onları terbiye etmekten geri durma. Daima onları Allah'ın azabından korkut. İbn-i Hibban Es-Sahih'inde şöyle rivayet eder. Bulutlu ve kapalı havalarda namazı erken kılınız. Zira namazı terk eden kişi kafir olur. Et-Tabarani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ümeyye radıyallahu anh'dan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başına su döküyordu. Bu sırada bir adam geldi ve dedi ki bana tavsiyede bulun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki sana işkence etseler ve ateşte yaksalar bile Allah'a şirk koşma. Ailenden ve dünyalıklardan ayrılmanı emretseler bile onlardan ayrıl fakat ana ve babana isyan etme. Sakın içki içme çünkü o her kötülüğün anahtarıdır. Asla namazı kasten terk etme. Kim namazı kasten terk ederse Allah ve Resulünün himayesi ondan sıyrılıp gider. Ebu Nuaym da şöyle rivayet eder. Kim namazı kasten terk ederse Cenab-ı Hak onun ismini cehennemin kapısına cehenneme girecekler arasına yazar. Et-Tabarani ve El-Beyhaki şöyle rivayet eder. Kim namazı kasten terk ederse sanki ailesi ve malı eksilmiş gibidir. El-Hakim Hazreti Ali kerremallahu veçheden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Ey Kureyşliler! Vallahi ya mutlaka namazı kılar, zekatı verirsiniz ya da dinin emri gereği boynunuzu vurmak üzere birini gönderirim. El-Bezzar şöyle rivayet eder. Namazı olmayanın İslam'dan bir payı yoktur. Abdesti olmayanın da namazı yoktur. İmam Ahmet bin Hanbel Mürsel olarak şöyle rivayet eder. Şu dört şeyi Allahu Teala Celle Celaluhu İslam dininde farz kılmıştır. Bunlardan üçünü yapıp da birini yerine getirmeyen kişi, dördünü de yerine getirmedikçe işlemiş oldukları bir fayda vermez. Bunlar namaz, zekat, Ramazan orucu ve Kabe'yi hac etmektir. El-İsbehani'nin rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim kasten namazı terk ederse Allahu Teala Celle Celaluhu onun amelini boşa çıkarır ve tövbe edip Allah yoluna dönünceye kadar o kişi Allah'ın himayesinden çıkmış olur. Et-Tabarani şöyle rivayet eder. Kim namazı terk ederse açıkça kafir olur. İmam Ahmet bin Hanbel şöyle rivayet eder. Namazı kasten terk etmeyin. Zira kim namazı kasten terk ederse o kişi Allah ve Resulünün himayesinden çıkmış olur.
İbn-i Ebi Şeybe ve Buhari tarihinde mevkuf olarak Hazreti Ali Kerramallahu Veçen'in şöyle söylediğini rivayet eder. Namaz kılmayan kişi kafirdir. Muhammed bin Nasır ve İbn-i Abdilber yine mevkuf olarak İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın şu sözünü rivayet eder. Kim namazı terk ederse kafir olur. Yine Muhammed bin Nasır mevkuf olarak İbn-i Mesud radıyallahu anh'dan şöyle rivayet eder. Namazı terk edenin dini yoktur. İbn-i Abdilber mevkuf olarak Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'dan şöyle rivayet eder. Namaz kılmayan kişi kafirdir. İbn-i Abdilber ve başkaları mevkuf olarak Ebu Derda radıyallahu anh'dan şöyle rivayet eder. Namazı olmayanın imanı yoktur. Abdesti olmayanın da namazı yoktur. İbn-i Ebi Şeybe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet eder. Kim namazı terk ederse gerçekten kafir olur. Muhammed bin Nasır şöyle der. İshak'ın şöyle dediğini işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazı terk eden kişi kafirdir buyurduğu sahihtir yani doğrudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu bilgiye dayanarak alimler de namazı özürsüz olarak vakti çıkıncaya kadar kasten terk eden kişinin kafir olduğuna hükmetmişlerdir. Eyyub şöyle der. Namazı terk etmek küfürdür. Bunda hiçbir ihtilaf yoktur. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar. Nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler. Ancak tövbe edip iman eden ve iyi davranışta bulunan kimseler hariçtir. Bunlar cennete girecekler. Ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. İbn-i Mesud radıyallahu anh der ki, ayet-i kerimede geçen namazı bıraktılar ifadesi, namazı büsbütün bıraktılar manasına değil, namazları vaktinde kılmadılar demektir. Tabiunun önde gelen alimlerinden olan Said bin el-Müseyyib radıyallahu anh şöyle der. Ayet-i kerimede geçen namazı bıraktılar ifadesiyle, ikindi olmadan öğle namazını, akşam olmadan ikindi namazını, yatsı olmadan akşam namazını, sabah olmadan yatsı namazını, güneş doğmadan sabah namazını kılmayanlar kastedilmektedir. Bu huyda ısrar ederek tövbe etmeden bu hal üzere ölen kişileri Cenab-ı Hak ceza olarak cehennemde Gayya kuyusuna atmakla tehdit etmiştir. Gayya kuyusu cehennemin dibinde ve azabın şiddetli olduğu bir yerdir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır. Tefsir alimlerinden büyük bir kısmına göre yukarıdaki ayeti kerimede geçen Allah'ı anmak ifadesinden kastedilen beş vakit namazdır. Buna göre malı, alışverişi, sanatı veya çocukları bir kimseyi namaza almaktan alıkoyarsa o kimse ziyana uğrayanlardan olur. İşte bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Eğer bunun hesabını düzgün bir şekilde verebilirse kurtuluşa ve başarıya erişmiş olur. Eğer namaz konusunda eksiği çıkarsa kaybetmiş ve ziyana uğramış olur. Yine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ayette söz konusu edilenler namazları vaktinden sonraya erteleyenlerdir. İmam Ahmed bin Hanbel ceyyid bir senet ile Et-Tabarani ve İbn-i Hibban da Es-Sahihinde şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namazdan bahsetti ve şöyle buyurdu. Kim namazını sürekli olarak kılar ve onu korursa kıyamet günü namazı kendisi için bir nur, kurtuluş vesilesi ve kılavuz olur. Namazlarına gerekli özeni göstermeyenlerin ise ne bir nuru, ne kurtarıcısı ve ne de kılavuzları olur. Onlar kıyamet günü Firavun, Karun, Haman ve Ümeyye bin Halef ile birlikte olur. Alimler der ki, namazlarına titizlik göstermeyenlerin
kıyamet günü bu gibi kimselerle birlikte olmasının sebebi ya Karun gibi serveti kendisini namazdan alıkoyar ve onunla birlikte haşredilir, ya Firavun gibi saltanatı sebebiyle namazdan geri kalır ve onunla birlikte haşredilir, yahut da üzerine aldığı diğer bir iş sebebiyle namazını safsaklar, bu takdirde de Haman ile birlikte haşredilir. Veya ticareti sebebiyle namazdan geri kalır ve Mekkeli kafirlerin taciri olan Ümeyye bin Halef ile birlikte haşredilir. El-Bezzar, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'tan rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şu ayeti sordum. Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Buyurdular ki, onlar namazı vaktinde kılmayıp sonraya erteleyenlerdir. Ebu Ya'la hasen bir senet ile Mus'ab bin Sa'd radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Babama dedim ki, babacığım, şu yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar ayeti kerimesi hakkında ne dersin? Bizim hangimiz namaz hususunda gaflete düşmüyoruz ki? Hangimizin aklına namaz kılarken başka şeyler gelmiyor? Babam dedi ki, bu ayeti kerimede kastedilen senin anladığın gibi değil. Namazı erteleyerek vaktini kaçırmaktır. Zira ayette geçen veil kelimesinin manası şiddetli azaptır. Hatta bunun cehennemde bir vadi olduğu da söylenmiştir. Dünyadaki bütün dağlar oraya konsa sıcaklığın şiddetinden hepsi de eriyiverir. Burası namazı hafife alanların, onu vaktinden sonraya erteleyenlerin yeridir. Ancak tövbe eder, Allah'ın emrine döner ve yaptıklarına pişman olurlarsa o başka. İbn-i Hibban Es-Sahihinde şöyle rivayet eder. Kim bir namazı kaçırırsa sanki ailesinde ve malında bir eksilme olmuş gibidir. Yine El-Hakim'in rivayet ettiği ancak senedi üzerinde ihtilaf edilen bir hadisi şerif şöyledir. Kim bir özrü olmadan iki namazı birleştirirse büyük bir günah işlemiş olur. Buhari ve Müslim ile diğer dört hadis kitabı yani Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Davud ve Nesai şöyle rivayet eder. İkindi namazını kaçıran kimsenin uğradığı zarar yönünden durumu malını ve ehlini kaybeden kimsenin durumu gibidir. İbn-i Huzeyme Es-Sahihinde şöyle der. İmam Malik radıyallahu anh bu hadisi açıklarken der ki, namazı kaçırmak, namazın vaktini geçirmek demektir. Nesai şöyle rivayet eder. Namazlar arasında öyle bir namaz var ki, onu kaçıran sanki ailesini ve malını kaybetmiş gibidir. Bu hadisi şerifte ikindi namazına işaret edilmektedir. İmam Müslim ve Nesai şöyle rivayet eder. Gerçekten şu namaz, yani ikindi namazı, sizden öncekilere arz edildi. Fakat onlar onu zayi ettiler. Artık bu namazı aranızda kim muhafaza ederse, yani vaktinde itinayla kılarsa, onun için iki kat ecir vardır. Bu namazdan sonra hava kararıp da yıldızlar doğuncaya kadar başka namaz yoktur. Buhari, Ahmet bin Hanbel ve Nesai şöyle rivayet eder. Kim ikindi namazını terk ederse ameli boşa çıkar. Ahmet bin Hanbel sahih bir senet ile ve İbn-i Ebi Şeybe şöyle rivayet eder. Kim kasten ikindi namazını terk eder ve böylece namazı kaçırırsa ameli boşa çıkar. İbn-i Ebi Şeybe mürsel olarak şöyle rivayet eder. Kim güneş batıp kayboluncaya kadar ikindi namazını özürsüz olarak terk ederse ameli boşa çıkmış olur. Abdurrezzak şöyle rivayet eder. Sizden birinizin ailesini ve malını kaybetmesi, ikindi namazını kaçırmasından kendisi için daha hayırlıdır. Et-Tabarani ve Ahmet bin Hanbel şöyle rivayet eder. Güneş batıncaya kadar bilerek ikindi namazını kılmayan kimse, ailesini ve malını kaybetmiş gibidir. İmam-ı Şafii ve El-Beyhaki şöyle rivayet eder. Namazı kaçıran kişi tıpkı ailesini ve malını kaybetmiş gibidir. Buhari, Semure bin Cündüb radıyallahu anh'dan şöyle rivayet eder. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına çokça söylediği sözlerden biri de şuydu. Aranızda rüya gören var mı? Görenler de ona Allah'ın dilediği kadar anlatırlardı. Yine bir sabah bize sordu.
aranızda rüya gören var mı? Kendisine dediler ki, bizden kimse bir şey görmedi. Bunun üzerine, ama ben gördüm dedi ve şöyle anlattı. Bu gece benim için gönderilmiş iki kişi yanıma geldi ve bana yürü gidelim dediler. Yürüdüm. Yatan bir adamın yanına geldik. Yanı başında biri elinde bir kaya baş ucunda duruyordu. Bazen bu kayayı başına indirip onunla başını yarıyor, taş da sağa sola yuvarlanıp gidiyordu. Adam taşı takip ediyor ve tekrar alıyordu. Ama başı eskisi gibi iyileşinceye kadar vurmuyordu. İyileştikten sonra tekrar indiriyor, önceki yaptıklarını aynen tekrarlıyordu. Beni getirenlere sordum, Subhanallah nedir bu? Dinlemeyip yürü, yürü dediler. Yürüdük, sırt üstü uzanmış birinin yanına geldik. Bunun da yanında elinde demir kançalar bulunan biri duruyordu. Adamın bir yüzüne gelip çengeli takıp yüzünün yarısını ensesine kadar soyuyordu. Burnu ve gözü enseye kadar soyuluyordu. Sonra öbür tarafına geçip aynı şekilde diğer yüzünün derisini de ensesine kadar soyuyordu. Bu da yüz derileri iyileşip eskisi gibi sıhhate kavuşuncaya kadar bekliyor, sonra tekrar önce yaptıklarını yapmaya başlıyordu. Ben burada da dedim ki, Subhanallah nedir bu? Cevap vermeyip yürü yürü dediler. Beraberce yürüdük. Fırın gibi bir yere geldik. İçinden bir takım gürültüler, sesler geliyordu. Gördük ki içinde bir kısım çıplak kadınlar ve erkekler var. Aşağı taraflarından bir alev yükselip onları yalıyordu. Bu alev onlara ulaşınca feryatları yükseliyordu. Ben yine dayanamayıp sordum, bunlar kimdir? Bana cevap vermeyip yürü, yürü dediler. Beraberce yürüdük. Kan gibi kırmızı bir nehir kenarına geldik. Nehirde yüzen bir adam vardı. Nehir kenarında da yanında birçok taş bulunan bir adam duruyordu. Adam bir müddet yüzüp kıyıya doğru yanaşınca yanında taşlar bulunan adam geliyor, öbürü ağzını açıyor, bu da ona bir taş atıp kovalıyordu. Adam bir müddet yüzdükten sonra geri dönüp adama doğru yine yaklaşıyordu. Her dönüşünde ağzını açıyor, kıyıdaki de ona bir taş atıyordu. Ben yine dayanamayıp sordum, bu nedir? Cevap vermeyip yürü, yürü dediler. Beraberce yürüdük. Çok çirkin görünüşlü bir adamın yanına geldik. Böylesine çirkin birini görmemişsindir. Bunun yanında bir ateş vardı. Adam ateşi tutuşturup etrafında dönüyordu. Ben yine sordum, bu nedir? Cevap vermedi. Yürü, yürü dediler. Beraberce yürüdük. İri iri ağaçları olan bir bahçeye geldik. İçerisinde her çeşit bahar çiçekleri vardı. Bu bahçenin içinde çok uzun boylu bir adam vardı. Semaya yükselen başını neredeyse göremiyordum. Etrafında çok sayıda çocuklar vardı. Ben yine sordum, bu nedir, bunlar kimdir? Cevap vermeyip yürü, yürü dediler. Beraberce yürüdük. Ulu bir ağacın yanına geldik. Ne bundan daha büyük, ne de daha güzel bir ağaç hiç görmedim. Arkadaşlarım, ağaca çık dediler. Beraberce çıkmaya başladık. Altın ve gümüş tuğlalarla yapılmış bir şehre doğru yükselmeye başladık. Derken şehrin kapısına geldik. Kapıyı çalıp açmalarını istedik. Açtılar ve beraberce girdik. Bizi bir kısım insanlar karşıladı. Bunlar yaratılışça ve yarısı çok güzel, diğer yarısı da çok çirkin kimselerdi. Sanki böylesine güzellik, böylesine çirkinlik görmemişsindir. Arkadaşlarım onlara dediler ki, gidin şu nehre dalıp çıkın. Meğerse orada açıkça bir nehir varmış. Suyu sanki safi sütü bembeyaz. Gidip içine dalıp çıktılar. Çirkinlikleri tamamen gitmiş olarak geri geldiler. İki tarafları da en güzel şekli almıştı. Beni dolaştıran arkadaşlarım gördüklerimizi şöyle açıkladılar. Bu gördüğün Adn cennetidir. Şu da Set'in makamıdır. Gözümü çevirip baktım. Bu bir saraydı, tıpkı beyaz bir bulut gibi. Dedim ki, beni gezdirin, içine bir gideyim. Bana dediler ki, şimdilik hayır, ama mutlaka gireceksin. Ben tekrar sordum, geceden beri acayip şeyler gördüm, neydi bunlar? Sana anlatacağız.
taşla başı yarılan o ilk gördüğün adam, Kur'an'ı atıp reddeden, farz namazlarda uyuyup kılmayan kimsedir. Ensesine kadar yüzünün derileri, burnu, gözü soyulan adam, evinden çıkıp yalanlar uydurup etrafa yalan yayan kimsedir. Fırın gibi bir binanın içinde gördüğün kadınlı erkekli çıplak kimseler, zina yapan erkek ve kadınlardır. Kan nehrinde yüzüp ağzına taş atılan adam, faiz yiyen adamdır. Ateşin yanında durup onu yakan ve etrafında dönen pis manzaralı adam, cehennemin ateşin bekçisidir. Bahçede gördüğün uzun boylu adam İbrahim aleyhisselam idi. Onun etrafındaki çocuklar ise fıtrat üzere yani buluğa ermeden ölen çocuklardır. Bunun üzerine cemaatten biri hemen atılarak dedi ki, ey Allah'ın Resulü, müşrik çocukları da mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, müşrik çocukları da dedi ve anlatmaya devam etti. Yarısı güzel, yarısı çirkin yaratılışta olan adamlara gelince, bunlar iyi amellerle kötü amelleri birbirine karıştırıp her ikisini de yapan kimselerdir. Allah onları affetmiştir. El-Bezzar'ın rivayetine göre hadis-i şerif şöyle sona erer. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başları taşla ezilen bir topluluğa uğradı. Başları her ezilişinde tekrar eski haline geliyordu. Onlara yapılan bu işlem durmaksızın devam ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu, ey Cibril, kim bunlar? Cebrail aleyhisselam şöyle cevap verdi, onlar namazla başları dertte olan kişilerdir. El-Hatib el-Bagdadi ve İbn-i Neccar şöyle rivayet eder, İslam'ın nişanesi namazdır. Bütün kalbini vererek namazlarını kılanlar, namazların şartlarına, farzlarına, sünnetlerine itina göstererek ve vakitlerine dikkat ederek namaz üzerine titreyenler mümindir. İbn-i Mace şöyle rivayet eder. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Senin ümmetine 5 vakit namazı farz kıldım. Bu namazları vakitlerine riayet ederek kılmak suretiyle muhafaza edenleri cennete sokacağıma katından ahd verdim. Fakat 5 vakit namazı vaktinde kılmayıp safsaklayanlara tarafımdan verilmiş hiçbir söz yoktur. İmam Ahmed bin Hanbel ve El-Hakim şöyle rivayet eder. Kim namazın kendisi üzerine bir borç olduğunu bilir ve gereği gibi eda ederse cennete girer. Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace şöyle rivayet eder. Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli namazdır. Bu hesabı iyi geçerse kurtulmuş ve başarıya erişmiş olur. Eğer bu hesabı bozuk giderse kaybetmiş ve hüsrana uğramış olur. Eğer farz namazlarında eksiği bulunursa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Bakın bakalım kulumun tatavvu yani farz dışında kıldığı namazları var mı? Eğer tatavvu namazı varsa farz namazlarından eksiği bunlardan tamamlanır. Sonra diğer amellerden de tıpkı böyle hesaba çekilir. Nesai şöyle rivayet eder. Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği amel namazdır. İnsanlar arasında ilk hükme bağlanacak dava da kan davasıdır. Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace ve El-Hakim şöyle rivayet eder. Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Eğer kul namaz borcunu tam olarak yerine getirmiş ise hesabına tam olarak kaydedilir. Şayet namazı tam olarak yerine getirmemiş ise Cenab-ı Hak Celle Celaluhu meleklerine şöyle der. Bakın bakalım kulumun tatavvu yani farz dışında kıldığı namazı var mı? Farz namazlarından eksiği tatavvu namazlarından tamamlanır. Sonra zekatten aynı böyle hesaba çekilir. Sonra diğer amellerden hesaba çekilir. Et-Tabarani şöyle rivayet eder. Kıyamet günü kulun ilk sorguya çekileceği şey namazdır. Eğer bunun hesabını başarıyla verirse gerçekten kurtuluşa ermiş olur. Eğer namazın hesabı bozuk giderse gerçekten kaybetmiş ve hüsrana uğramış olur. İbn-i Asakir şöyle rivayet eder. Kulun ilk hesaba çekileceği ameli namazdır. Eğer bunun hesabını başarıyla verirse diğer amellerin hesabını da başarıyla verir. Eğer bunun hesabı bozuk giderse
diğer amellerin hesabı da bozuk gider. Sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Bakın bakalım kulumun nafile yani farz dışında kıldığı namazları var mı? Eğer nafile namazı varsa farzlardan olan eksiklikleri bunlardan tamamlanır. Sonra Allahu Teala'nın lütfu ve rahmetiyle diğer farzlardan da aynı şekilde hesaba çekilir. Ahmet, Ebu Davud, Nesai ve El-Hakim şöyle rivayet eder. Kıyamet günü insanların ilk olarak hesaba çekilecekleri amelleri namazdır. Allahu Teala Hazretleri kendisi en iyi şekilde bildiği halde meleklerine şöyle buyurur. Kulumun namazına bakın, tamam mı kılmış yoksa eksik var mı? Namazını tam olarak kılmış ise hesabına tam olarak yazılır. Eğer namazında bir eksiklik varsa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Bakın bakalım kulumun tatavvu namazı var mı? Eğer tatavvu namazı var ise kulumun farz namazlarından eksiğini tatavvu namazlarından tamamlayın buyurur. Sonra diğer amellerden aynen bu usulde hesaba çekilir. Ebu Davud et-Tayalisi, et-Tabarani ve Ziya el-Makdisi el-Muhtare de şöyle rivayet eder. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu katından Cibril aleyhisselam bana gelerek şöyle dedi. Ey Muhammed! Allahu Teala Celle Celaluhu sana, ben senin ümmetine 5 vakit namazı farz kıldım. Bu 5 vakit namazı kim abdestine, vakitlerine, rükularına, secdelerine titizlik ve dikkat göstererek kılarsa, buna karşılık ben de onu cennete sokmayı taahhüt ediyorum. Bunlardan birinde eksiklik yaparak huzuruma gelenler için bir ahdim yoktur. Dilersem ona azap ederim, dilersem ona merhamet ederim buyuruyor. El-Beyhaki şöyle rivayet eder. Namaz bir mizandır. Onun hakkını tam olarak verene karşılığı da tam olarak verilir. Ed-Deylemi şöyle rivayet eder. Namaz şeytanın yüzünü karartır. Sadaka belini kırar. Allah için birbirini sevmek ve ilim konusunda muhabbet şeytanın kökünü kazır. Eğer bunları yaparsanız güneşin doğduğu yer ile battığı yer arası kadar şeytan sizden uzaklaşır. Tirmizi, İbn-i Hibban ve El-Hakim şöyle rivayet eder. Allahu Teala'dan korkun, 5 vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, amirlerinize itaat edin ki Rabbinizin cennetine girebilesiniz. Bukhari, Müslim, Ahmet, Ebu Davud, Nesai şöyle rivayet eder. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu katında en sevimli amel namazları vaktinde kılmak, ana ve babaya iyilik yapmak ve Allah Celle Celaluhu yolunda cihad etmektir. El-Beyhaki Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Allahu Teala Celle Celaluhu katında daha sevimli olan amel hangisidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, vaktinde kılınan namaz, namazı terk edenin dini yoktur. Gerçekten de namaz dinin direğidir. Bu yüzden Hazreti Ömer radıyallahu anh yaralandığında kendisine, ey müminlerin halifesi, namaz vakti denildiği zaman şöyle cevap vermişti. Namaz ne güzeldir. Namazı kılmayanın gerçekten İslam'dan bir nasibi yoktur. Bu sözlerden sonra yarasından kanlar aka aka namazını kıldı. Ez-Zehebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Kul vakti girer girmez namazı kılınca, namazı nurlar saçarak arşa varıncaya kadar semaya yükselir. Sahibi için kıyamet gününe kadar istiğfar eder ve şöyle der. Beni koruduğun gibi Allahu Teala da seni korusun. Kul namazını vakti dışında kılınca namaz zulümete bürünerek semaya doğru yükselir. Semada varacağı yere varınca tıpkı bir paçavra gibi dürülerek sahibinin yüzüne çarpılır. Ebu Davud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Allahu Teala Celle Celaluhu şu 3 kişinin namazını kabul buyurmaz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunlar arasında vakti geçtikten sonra namazını kılanları da saymıştır.
Hadislerden anlaşıldığına göre namazlarına itina göstererek kılan kişilere Allahu Teala Celle Celaluhu şu beş ihsanda bulunur. Geçim darlığı üzerinden kaldırılır. Kabir azabından emin olur. Allahu Teala Celle Celaluhu amel defterini sağ tarafından verir. Sırat köprüsünden yıldırım gibi geçer. Hesaba çekilmeden cennete girer. Kim de namaz hususunda gevşek davranır ve namazı safsaklarsa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ona 15 ceza verir. Bunlardan 5'i dünyada, 3'ü ölüm anında, 3'ü kabirde ve 3'ü de kabirden çıktığı zamandır. Dünyadakiler şunlardır. Ömrünün bereketi kaldırılır. Yüzündeki iyilere ait siması yani nişanı yok edilir. Allahu Teala Celle Celaluhu işlediği hiçbir amele mükafat vermez. Hiçbir duası semaya yükselmez. Salihlerin duasından payı olmaz. Ölüm anında karşılaşacağı cezalar zelil olarak ölür, aç olarak can verir, susuz olarak ölür. Dünyadaki bütün denizleri içse bile susuzluğa kanmadan susuzluk çekerek ölür. Kabirde karşılaşacağı felaketler. Kaburga kemikleri birbirine girecek şekilde kabir kendisini sıkar. Kabrinde kendisine ateş yakılır. Gece gündüz kor ateş içinde debelenip durur. Kabirde kendisine kel ejderha denilen yılan musallat olur. Gözleri ateş ve tırnakları demirden olup her bir tırnağının uzunluğu bir günlük yol kadardır. Bu yılan ölü ile konuşur, sesi kulakları parçalayan gök gürültüsü gibidir. Ben kel ejderhayım. Rabbim bana sabah namazını güneş doğana kadar, öğle namazını ikindiye kadar, ikindi namazını güneş batana kadar, akşam namazını yatsıya kadar ve yatsı namazını fecir doğana kadar geciktirip zayi etmen sebebiyle her biri için ayrı ayrı dövmemi emretti der. Yılanın her darbesiyle 70 arşın yerin içine gömülür. Kıyamet gününe kadar bu şekilde azap görmeye devam eder. Kabirden kalkıp mahşer yerine vardığında karşılaşacağı musibetler. Hesabı çetin olur. Rabbinin öfke ve gazabıyla karşılaşır ve cehenneme girer. Rivayete göre son kısım şöyledir. Kıyamet günü alnında 3 satır yazı ile gelir. Birinci satırda şu yazılıdır. Ey Allah'ın hakkını zayi eden. İkinci satırda ey hasattan Allah'ın azabına uğrayan yazılıdır. Üçüncü satırda ise dünyadayken Allah'ın hakkını zayi ettiğin gibi bugün artık Allah'ın rahmetinden tamamen ümidini kes cümlesi yazılıdır. Bu hadisi şerifte namaza gereken özeni göstermeyenlere verileceği belirtilen cezaların toplam sayısı 15'e ulaşmıyor. Açıklananların sayısı 14 tanedir. Belki de ravi 15.'yi söylemeyi unutmuştur. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle der. Kıyamet günü bir adam getirilir ve Allahu Teala'nın huzurunda durdurulur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun cehenneme atılmasını emreder. Kul sorar, niçin ya Rabbi? Allahu Teala Celle Celaluhu buyurur ki, vaktini geçirerek namazı geciktirdiğin ve benim adıma yalan yere yemin ettiğin için. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına şöyle der. Şöyle deyiniz, Allah'ım aramızda mahrum ve bedbaht kimse bırakma. Bu sözlerden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bedbaht ve mahrum kimdir bilir misiniz? Dedik ki, ey Allah'ın Resulü onlar kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, namazı terk edenlerdir. Yine rivayet edildiğine göre kıyamet günü ilk olarak namaz kılmayanların yüzü kararır. Cehennemde Lemlem denilen bir vadi vardır. Bu vadi yılanlarla doludur ve her bir yılan devenin boynu kalınlığında bir aylık yol uzunluğundadır. Bunlar namazlarını kılmayanları sokar. Yılanın ısırdığı kişinin bedeninde zehir 70 sene kaynar ve sonunda etleri çürüyerek dökülür. Yine rivayet edildiğine göre İsrail oğullarından bir kadın Musa aleyhisselama gelir ve der ki, ey Allah'ın Resulü, büyük bir günah işledim. Fakat tövbe ederek Allah'a yöneldim.
benim için Allah'a dua et de günahımı bağışlasın ve tövbemi kabul buyursun. Musa aleyhisselam sorar, işlediğin günah nedir? Kadın, zina ettim ve zinadan doğan çocuğumu da öldürdüm der. Bu sözler üzerine Musa aleyhisselam kadına şöyle der, yanımdan defol ey günahkar kadın. Yoksa gökten ateş inip uğursuzluğun yüzünden bizleri yakacak. Kadın kalbi kırık bir şekilde oradan çıkar. Cibril aleyhisselam Musa aleyhisselamın yanına gelir ve der ki, Allahu Teala sana buyuruyor ki, tevbe eden kadını neden reddettin? Ey Musa, sen bundan daha fenalarıyla karşılaşmadın mı? Musa aleyhisselam sorar, bundan daha fena olanlar kimlerdir? Şöyle der, kasten bile bile namazı terk edenler. Yine anlatıldığına göre bir kişi vefat eden kız kardeşini defneder ve o esnada cüzdanını kabre düşürür. Fakat kabirden ayrılıp gittikten sonra bunun farkına varır. Cüzdanı mezara düşürdüğünü hatırlar ve geri mezarın başına gelir. İnsanlar kabrin etrafından uzaklaştıktan sonra kabri kazar, bir de bakar ki kabrin içi tutuşmuş alev alev yanıyor. Hemen kabri geri kapatır ve ağlayarak kederli bir şekilde anasının yanına varır. Anasına der ki, anacığım, bana kız kardeşim ve yaptıkları hakkında bilgi ver. Anası bu isteğe şöyle karşılık verir. Niçin soruyorsun? Adam şöyle der, anacığım, kız kardeşimin kabrinde ateş yandığını gördüm. Anası da ağlamaya başlar ve şöyle der, yavrum, kardeşin namazı önemsemez, hep vaktini geçirdikten sonra kılardı. Namazı vaktinde kılmayanların hali böyle olunca, ya hiç kılmayanların hali acaba nasıl olur? Allahu Teala Celle Celaluhu'dan namazları vaktinde ve bütün gereklerini yerine getirerek kılmamız hususunda bizlere yardımcı olmasını niyaz ederiz. O gerçekten çok cömert, ihsanı bol, çok şefkatli ve merhametlidir.